Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda e, piyasaları konuşacağız. Doları, altını, şu anki durumlarını çıkar mı, iner mi? Onlardan bahsetmek istiyorum birazcık kısacası. E, doların 12 lira falan olacağını söylemeyeceğim elbette. Ya da altının <laughs> 400 lira falan olacağından da bahsetmeyeceğim. Öyle bir başlıkta atmayacağım. E, acizane kendi fikirlerimi e, yükselebilir mi alçalabilir mi ne zaman olur diye sizlerle paylaşacağım. E, uzun olmasın videomuz şuradan aldığım notlardan en iyisi altınla başlayalım. Altınla dolardan bahsedelim diğerleri de ona göre zaten hareket edecektir. Şu anda Ziraat Bankası'nın verilerine bu saat itibariyle baktığımızda altının 265 lira alış 277 lirada satış, banka satışı olduğunu görmekteyiz. Ziraat Bankası'nın verileri böyle. Dolar şu anda düşüş seviyesinde. Düşmüş hali. Diyelim bu. Doların bu ay içerisinde yani Ekim ayı içerisinde doların diyorum. Altının bu ay içerisinde artacağını öngörüyorum 300 lira ne kadar çıkabileceğini söylüyorum sizlere yani bu boyun ilerleyen günlerinde Ekim ayı içerisinde 300 lirayı görecektir altın ona göre isterseniz alabilirsiniz altın altın almaktan zarar edilmez kısa vadede hiçbir zaman uzun vadede hiçbir zaman e, zarar ettirmeyecektir. Kısa vadede ani satışlar, alışlar da takip etmeniz gerekebilir. E, son olarak da dolara değinelim. Fazla uzun bir video olmasın. Şu anda yine Ziraat Bankası'nın verilerine göre e, 5.52 alış 5.78 de satış durumunda. Ben de 6 liraya dolar aldım yani. <laughs> Şu anda çıkmasını bekliyorum. E, sizin gibi diyeyim. E, Yine Ekim ayı içerisinde değerlendirecek olursak kısa vadede doların 6 lirayı göreceğini tahmin ediyorum. Yani 6.20, 6.5 görmeyebilir, görebilir de anlık veriye göre ama 6 lirayı geçeceğini, 6 lira 10 kuruş, 6 lira 20 kuruş, 28 kuruş diyeyim hatta seviyesine geleceğini Ekim ayında tutarlı bir seviye izler mi onu da ilerleyen günler gösterecektir. 5 e, 5.78'den büyük miktarlarda dolar alınabilir. 6.5'tan da bozdurulur. 6.20 civarından da bu ay içinde bozdurabileceğinizi tahmin etmekteyim. İnşallah sizin ekonominiz iyiye gider. Ülkemizin ekonomisi iyiye gider. İnşallah iyi şeyler olur vatanımız, milletimiz için. Gönül ister ki 1 lira eşittir 1 Dolar yapsınlar yöneticiler bu yetkililer bu muhabbet hiç olmasın o ekonomiye getirsinler ülkeyi ya da <laughs> yani bu konulardan girmeyelim o zaman dediğim gibi yükse eğilimde yüksek yükseklik yükseliş eğiliminde olacaktır altın ve e dolar bu ay içerisinde e en alt seviyelerde görünüyor şu an en alt seviyelerde derken alt seviyelerde tırmanışta olacaktır takip ederseniz her bu bu ayın ortalarından sonra yükselişe geçeceğini tahmin etmekteyim. Beni dinlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.